Merhabalar arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Severek dersi nasıl çalışacağız, buna bakacağız. Biliyorum hepinizin en büyük derdi bu. Ders çalışırken çok sıkılıyorsunuz, bir türlü ders çalışmayı sevemiyorsunuz. Abi ders çalışmayı sevmiyorsan başarılı olamazsın. Bak, bir işte başarılı mı olmak istiyorsun? Ne olursa olsun, hangi mesleği yaparsan yap, neyle uğraşıyorsan uğraş, ne demişler? Aşk ile yap. Değil mi? Sevmeden güzel bir sonuç gelmez. O zaman nasıl dersi sevebiliriz, ona bir bakacağız. Hocam ders sevilir mi? Ya ön yargılı olmayın, sevilir dostlar. Sen nereden biliyorsun diye sorarsan, bakın ben bu işi yıllardır severek yapıyorum. Ayrıca severek ders çalıştım, çok güzel sonuçlar aldım, derece yapma şansı yakaladım. Bunlar benim için çok güzel tecrübelerdi. Ve ders çalışırken emin olun, totalde anlık sıkılmalar tabii ki olacak ama bu işi severek yaptım. Ders çalışmak çok zevklidir demiyorum. Ders çalışırken hiçbir zaman sıkılmayacaksın demiyorum. Dikkat edelim. Ders çalışma olayını sevgi haline, bir düzen haline, ona karşı ön yargıları yıkarak hareket etmesini size öğretmeye çalışacağım. Eğer bunu anlarsanız emin olun derste de çok başarılı olacaksın, hayatta da çok başarılı olacaksın. Burada söyleyeceklerim klasik tavsiyeler olmayacak. Kendim uyguladığım, başarı aldığım durumları anlatacağım. Size özellikle farklı bir bakış açısı katmaya çalışacağım. Size çok şey söyleniyor. Bir sürü kurallar var, ders çalışma hakkında tonlarca video var ama bakış açınızı değiştirecek şeyler çok az. Klasik böyle sağdan soldan millet duyup duyup yapıştırıyor. Öyle şeyler yapmamaya çalışacağım. Biraz derse bakış açımızı değiştireceğiz. Neler yapabiliriz ona bakacağız. Emin ol çok faydalı olacak. O yüzden videoyu güzelce seyret. Bakın bir iş yaparken en önemli şey önce nasıl yapılacağını öğrenmektir. O zaman güzelce nasıl severek ders çalışacağımızı beraber öğrenelim. Evet, ilk olarak size derste olan ilişkimizden bahsetmek istiyorum. Derslerle bizim aramızda olan ilişki kadın erkek ilişkisine çok benzer. Hocam ne alaka dediğinizi duydum. Emin olun o kadar çok benziyor ki. Bu farklı bakış açısını kazanırsan ders çalışman biraz daha oturacak. Ders çalışmayı da seveceksin. Gelin size tek tek örneklerle anlatayım. Evet gençler, bakın buraya ne demişim ilk cümlem. Her aşk kurallarını yazar. İlk olarak sizden istediğim, öğrendiğiniz kuralları çöpe atın abi. YouTube'dan öğrendiğiniz, hocalarınız söylediği, okullardan öğrendiniz, anne babanızdan öğrendiniz. Ders çalışmayla ilgili o kadar çok kural öğrendiniz ki bu kurallar sizin ders çalışmanızı engelliyor. Neden hocam hepsini silelim diyorum? Elbette belli başlı kurallar vardır ama çoğunu sil diyorum. Neden? Bak, nasıl her kadın erkek ilişkisi kendine özelse. Abi ders çalışma kuralları da kendine özeldir. Şimdi bütün teknikler, bütün kadın erkek ilişkilerinde geçerli oluyor mu? Kimi filmi daha çok sever, kimi çift pikniği daha çok sever, kimi çift eğlenmeyi sever, kimi evde oturup dinlenmeyi sever. Milyonlarca çeşit var. Ders çalışma da böyledir. Yani herkes sabah kalkıp ders çalışmayı sevmeyebilir. İşte herkes gece 1'e kadar ders çalışmayı sevmeyebilir. Kimi müzikle ders çalışmayı seviyordur, kimi sessiz ortamda ders çalışmayı seviyordur. Bir sürü insanın olduğu bir yerde. Abi sadece ders çalışanlar sabah erken kalkmalıdır. İşte ne bileyim, herkes ders çalışırken tek tek not almalıdır. İşte günde şu kadar saat, şu kadar dakika herkes ders çalışmalıdır gibi net kurallar koymamamız lazım. Kurallar olacak ama esnek olacak. Daha önceki videolarımı izleyen takipçi arkadaşlar bilir. Az çok ne demek istediklerimi anlıyorlardır. Çok sert kurallar kendinize koyarsanız, bunları yapamadığınız takdirde kendinizi başarısız ilan edersiniz. Ve başarısız olunca o ders çalışmayı sevmeyi bırak, nefret edersin. Unutma, sana öğretilen her ders çalışma kuralı iyi gelmeyebilir. Sana iyi geliyorsa devam et. Sabah kalkıp ders çalışman sana çok iyi geliyordur, sıkıntı yok. Ama iyi gelmiyor, kendini kötü hissettiriyor, ders çalışmaya devam ettiremiyorsun. Sabah bir türlü erken kalkmıyorsun, kalkamıyorsun. Abi o zaman orayı çok zorlamana gerek yok. Başka yöntemler bulmaya çalış. Sabahın 5'inde kalkmadan başarılı olmuyor mu? Evet. Bakın ben Türkiye'de ilk 2000'e girdim. Sabah 5'te kalkıp ders çalışmadım abi. Hiç de böyle bir alışkanlığım yoktu. Sabah kalkarken zorlanan bir insanım. E ne yapıyordum ben? Gece saatlerini biraz daha kullanıyordum. Tabii gece 4'e 5'e kadar ders çalışın demiyorum. Mesela normalde insanlar 11'de uyuyorsa ben sabah kalkamadığım için 12-1 gibi uyuyordum. Tamam mı? Bu kişiye göre değişir. Kendi kurallarını koymaktan korkma artık. Bu özgüvensizliği üzerinden at. İşte arkadaşın Mehmet böyle çalıştı, Türkiye derecesi yaptı, ben de böyle çalışmak zorundayım. Hayır abi, öyle çalışmak zorunda değilsin. Onun tarzı farklıdır, senin tarzın farklı olabilir. Çevrenize bakın, bütün evlenme teklifleri birebir aynı mı abi? Bütün ilişkiler birebir aynı mı? Kimi çok ilgili, kimi ilgisiz, kimi şunları seviyor, kimi başka şeyleri seviyor. Bir sürü çeşitli insan var ama ders çalışmaya gelince herkes eşit. Böyle askeri düzende ders çalışsınlar istiyoruz. Bu da insanların üzerine büyük bir yük oluşturuyor. Ve bu askeri düzeni sağlayamayan öğrenciler, bu kurallara uyamayan öğrenciler, biraz aykırı olan öğrenciler ki çoğumuz böyleyiz, darma duman oluyor abi. Bu kurallara uymadığında başarısız olacağını zannediyor. Ve buna inanarak
kendini mahvediyor. Emin ol, kendi kurallarını koyarak da belli yerlere varabilirsin. Bu demek değildir ki hiç ders çalışmaya at falan demiyorum. Tamam, tek tek açıklamaya çalışacağım. Peki hocam, az çok kuralları yıkacağız. Tamam, kendi kurallarımı koyacağım. Sizden istediğim ikinci durum ise sonuçları bir bırak artık. Yani bunun yakasını bırak. Sürekli bir sonuca odaklanma seni mahvedecek. Örnekle açıklayalım. Ne dedim? Ders çalışma kadın erkek ilişkisine benzer dedim, değil mi? Mesela düşünsene, sevgilinle buluşuyorsun. Kız arkadaşın, erkek arkadaşın. Her gün ikide bir evlilik konusunu açıyorsun. Daha sevgili olalı belki bir hafta oldu, bir ay oldu. Ne zaman evleneceğiz? Niye evlenemiyoruz? Evlensek ya. İkide bir bunu diyorsun. Haftada bir evlenme teklifi ediyorsun. Abi sonuç ne olacak sence? Sürekli evliliğe odaklanıyorsun. Boğarsın abi insanı. Daha adam seni tanımamış bile. Veya kadın seni tanımamış bile. Ama sen hemen olsun, hemen evleneyim, hemen yuvam olsun modundasın. Abi sonuç muhtemelen negatif olacak. Terk edileceksin. Yani elindeki ilişkiden de olacaksın. Ders çalışma da böyle. Adam bir hafta dersin başına geçiyor, benim netim artmadı. Matematikten bir iki konu bakıyor, hocam ben soruları yapamıyorum. Yani sen gidip sorulara her gün evlenme teklif ediyorsun. Abi sorular seninle bir tanışacak, biraz vakit geçirecek, birbirinize bir ısınacaksınız. Birden olmaz. Bir ilişkide sadece evliliğe odaklanırsan ne olur abi? Ders çalışırken de sadece netlere, deneme sonuçlarına, yaptığın sorulara odaklanmaya bırak. Bak, evleneceğin zaman ne yapıyorsun? Önce bir sevgili oluyorsun. Bayağı bir süre geçiyor. Birbirini tanıyorsun. Uyumluyum diyorsun, söz yapıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun, nişan yapıyorsun. Ondan sonra artık evlenebiliyorsun, olumlu bir sonuç alabiliyorsun. Birden sonuca gidebiliyor musun? Hayır. O zaman derslerde de bu tekniği uygulayacağız. Sonuca odaklanmak yerine güzel vakit geçirmeye, yani sürece odaklanacaksın. Sen mesela sevgilisin, sözlüsün, nişanlısın fark etmez. Orada kaliteli vakit geçirebilirsen, karşındaki insanla güzel vakit geçirebilirsen zaten otomatikmen ilişki evliliğe gidecek. Aynı şekilde sen derste güzel vakit geçiriyorsan, acele etmiyorsan, sorulara gidip çözümlerini görebiliyorsan, değil mi? Bak, aceleci olma demiş. Bunun sonucunda zaten otomatikmen sen kaçsan bile soruları çözebildiğini, netlerin arttığını göreceksin. Tamam mı? O zaman ders çalışmanın aşamaları ne? Konuyu bir öğreneceksin. Konuyu öğrendim, kaç soru çözüyorum, çözemiyorum, sonuç alıyor muyum, buna bakmayacaksın. Sorulara girişeceksin. Çözemediğin soruların çözümlerine bakacaksın. Bol bol çözüm öğreneceksin. Soruları çözebildiğini göreceksin belli bir süreden sonra. Sabredeceğiz. Hocam ne kadar sabredeceğiz? Bak, kişiye göre değişir. Bazı insanlar 3 yılda evliliğe gidiyor. Bazıları 3 ayda gidiyor. Sen çok zekisindir. Daha önce temelin vardır. Hızlı sonuç almaya başlarsın. Daha önce hiç ders çalışmamışsındır. Bu sonuç 1 yıla kadar uzayabilir. Kiminin 6 ayda olur. Kiminin 2 yılda olur. Ama şunu biliyoruz. Pes etmeyen abi sonucunu alıyor. Sürece odaklanmazsan, buraya odaklanıp durursan sonuç bir türlü gelmediği için ders çalışmaktan nefret edersin. Yanına bile yaklaşmak istemezsin. Biraz önce dedim, evlilik ile boğan bir insanın yanına yaklaşmak ister mi? Terk edilirsin. Dersler de seni terk ediyor, farkında değiliz. Lütfen sabırlı, sonuçlara odaklanmayan, adım adım ders ilişkisi yürütebilen bir öğrenci olun. Tamam hocam, artık sonuca değil biraz daha sürece odaklanacağız. Diğer tavsiyem ise, dersleri sevmenizin en büyük engellerinden bir tanesi de abi sürekli derslerle, özellikle sorularla kavga ediyoruz. Soruyu çözemeyince sinirleniyorsun, neden çözemediğim deyip modunu düşürüyorsun, böyle sürekli bir kavga halindesin. Abi konuyu öğrenip direkt soru çözseydin her şey çok güzel olurdu. Burada kavga etmek yerine arkadaşlar merak duygunuzu kullanmanızı istiyorum. Bu soruyu neden çözemedim? Çözümü neymiş? Bunu kullanmaya başlayın. Belli bir süre sonra zaten her şey yoluna oturmaya başlayacak. Unutma, eşinle sürekli kavga ediyorsa, evlendiğimizi düşünelim, mutlu olma şansın var mı abi? Yok. Sürekli sorularla kavga eden bir öğrencinin dersleri sevme imkanı zaten sıfıra iniyor. Sevmediğin bir şeyin yanına da her gün 4 saat, 5 saat, 3 saat düzenli gidebilir misin? Nefret ettiğin bir partnerin var. Evlenmişsin. Her gün o evde yaşayabilir misin abi? Çok zor olur. Orada mutlu bir evlilik beklemek komik olur. Ama biz nefret ederek, sürekli kavga ederek soruların, derslerin yanına gidiyoruz. Buradan da 40 soruda 37 net bekliyoruz. Tıp bekliyoruz, hukuk bekliyoruz. Olmaz abi. Önce bu problemleri aşacaksınız. Ben size ne dedim? Ders çalışmak kadar nasıl çalışacağını bilmek de çok önemli. Dersleri sevmeyi bilmek de çok önemli. O yüzden rehberlik çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Bazen rehberlik kanalları küçümsenebiliyor. Evet, rehberliği çok iyi yapmayan insanlar da mevcut ama doğru bir rehberlikle bütün bakış açınız, bütün dersiniz, hatta hayatınızın değişme olasılığı var. Ben bu işi ciddiye alıyorum ve emin olun çoğunu ücretsiz yapıyorum. Bir karşılık da beklemiyorum. Lütfen bunları bir düşünün. Bir çay kahve eşliğinde şöyle hayatınıza yerleştirmeye çalışın. Soru çözemedim diye ne yapmayacağız? Üzülmeyeceğiz. Üzüldüğün zaman sinirlenirsin. Sinirlenince kavga etmeye başlarsın. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Neden çözemediğine bakacaksın. Nasıl çözebilir mi bulacaksın. Çözümleri özellikle çok kullanabilirsiniz. Bak, benim zamanımda video çözümü diye bir şey yoktu. Kitapları karıştıra karıştıra kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi açıyorsun abi.
Video çözümler var. Tık 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 tık. Bütün soruların çözümleri var. Ama herkes şunu istiyor. Direkt evlenecek ha. Direkt soruları çözecek. Böyle bir şey mümkün değil. Adım adım kavga etmek yerine merak ediyormuşuz. Merak duygumuzu kullanıp soru çözümlerini öğreniyoruz. Bu işi bitiriyoruz ha. Şimdi gelelim. Benim en çok sevdiğim ve en çok önerdiğim şeylerden bir tanesi. Koçluk yaptığımız öğrencilere de bunu öneriyoruz. Abi ortamını oluşturmalısın. Severek ders çalışacağım bir ortam yaratmalısın tabiri caizse. Hocam işte benim odam yok, işte benim masam yok, sandalyem yok. Abi elindeki imkanlarla, bakın büyük harflerle yazdım. Elinde imkan ne varsa. Odanın küçük bir köşesi olabilir. Sandalyeyi masa olarak kullanıyor olabilirsin. Abi isteyen insanın önünde hiçbir engel yoktur. Ortamını kur. Nasıl bir ortam kurmak istediğini önce bir hayal et. Yani renkli not almayı mı seviyorsun? Ne bileyim işte odana şu şekilde postitler yapıştırmayı mı seviyorsun? Tamam mı? Sağdan hafif bir aydınlatmayı mı seviyorsun? Şöyle bir hayal et. Instagram'da buna benzer bir sürü örnek var. Bir bak. Tamam mı? Bu ortamı elindeki imkanlarla. Yani işte şu bilgisayarım olsa çok çalışırım şunu. Ya abi şu an çalışmıyorsan o olduğunda da çalışmayacaksın. Bunu unutma. Çalışmak isteyen insan elindeki imkanlarla ortamını oluşturur. Tamam. Her şey mükemmel olsun da ders çalışayım diye beklersen ömür boyu beklersin. Burası cennet değil. Burası dünya. Her zaman bir şeyler eksik olacak. Sen buna rağmen çaba gösteriyor musun, göstermiyor musun? Ona bakacağız. Tamam mı? O zaman ne yapmayacağız? Bahane öğretmeyeceğiz abi. Ortamımızı hayal ettik. Bu ortamı istediğin gibi kurabilirsin. İlk başta ne dedim size? Kuralları yıkın abi. Hocam ben altta bir müzikle ders çalışmayı seviyorum. Ve benim odaklanmamda hiçbir sıkıntı olmuyor. Abi müzikle çalış. Hocam renkli kalemleri seviyorum. Al renk renk boya kitabı. Kimse sana karışmasın abi. İşte küçük notlar almak istiyorum. Al. Kurallarını oluştur. Ya bunlar çoğaltılabilir. Benim aklıma gelenler bunlar. Bakın ben bile çalışma ortamımı kendime göre renklendiriyorum. Bu sana bir motive sağlayacak. Oraya gittiğinde kendini iyi hissettirecek. Yine gelelim ilişkilere. Sen sevgilinin yanına bakımsız böyle leş gibi gidiyor musun? Hayır. Değil mi? Güzelce bir süsleniyorsun. Ondan sonra gittiğin yerler, ortamları seçiyorsun. Niye rastgele gitmiyorsun abi? Ama dersler için bunlara özen göstermiyoruz. Dersler bizim için alalat. Abi sen derse özel davranmazsan, kız arkadaşına, erkek arkadaşına verdiğin önemi derse vermezsen, o ders sana dönüş sağlayacak mı zannediyorsun? Her şey karşılıklı abi. Hocam işte onların aklı fikri mi var? Var abi. Emin ol, enerji diye bir şey var. Doğru enerjiyi vereceksin, o da sana doğru enerjiyi verecek. Ne yazık ki böyle. O yüzden dersleri nasıl benzettim ben? İşte karşılıklı eş gibi. Dersler bir insan gibidir abi. Onlarla ilgileneceksin. Güzelliği şudur, sadıktır abi. Sen doğru ilgilenmeyi, doğru enerjiyi verdiğinde hiçbir zaman dersler sana negatif enerji göndermeyecek. Tamam mı? Sadece bunların aşamalarını iyi bileceksin. Ayrıca kimse sana bu dediklerimi hediye etmeyecek. Al kardeşim burası senin ortamın. Dersini çalış, gel ben sana özel öğretmenlik yapayım, tek tek konuları anlatayım. Gel soruları ben senin yerine çözüvereyim. Bunlar olmayacak abi. Bekleme. Kimse senin şu an içinde bulunduğun ortamdan, durumdan kurtarmayacak. Bakın benim hayatımda zor dediğim durumlar da geçti. Kimse gelip elimi tutmadı. Böyle bir şey yok. Sen kendin çıkacaksın. Biliyorum sıkıntılı durumun içinde olan bir sürü öğrenci, bir sürü arkadaş var. Ama ben size gerçekleri söyleyeceğim. Kimse seni oradan tutup kaldırmayacak. Ben de gelip seni oradan tutup kaldırmayacağım. Ama sana farkındalık yaratıp oradan çıkmanı sağlayabilirim. Unutma, tek kurtarıcın var, o da sensin. Evde oturup aynı şeyleri yapıyorsun. Her gün aynı şeyleri tekrar ediyorsun. Ne ders çalışmak için bir ortam oluşturmaya çalışıyorsun, ne emek gösteriyorsun, ne derslere zaman ayırıyorsun, ne onlar için bir şey yapıyorsun. Ondan sonra benim netlerim düşük. Hocam ben başarısızım. Hocam bir türlü soruları çözemiyorum. Çözemeyeceksin tabii ha. Eğer böyle olup soru çözülebilseydi, Türkiye'de başarısız öğrenci kalmazdı abi. Hepimiz soru çözerdik. Değil mi? Evde oturuyorsun, bahaneler üretiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun, sorular çözülüyor. Oh ne güzel olur. Böyle bir şey yok. Güzelce, tamam mı? Bir analizini yap. Benim eksiklerim neler? Neden ders çalışamıyorum? Odamın nasıl olmasını isterdim? Masamın nasıl olmasını isterdim? Bu dersleri nasıl sevebilirim? Soru çözemedim diye üzüleceğime video çözümlerini dinleyeyim. Değil mi? Herkeste artık internet var. Müthiş seçenekleriniz var. Buradan çıkmak düşündüğünüz kadar zor değil. Depresyonda olabilirsin, sıkılıyor olabilirsin, boğulmuş gibi hissedebilirsin. Abi unutma, bunların baş sebebi eylemsizliktir. Hiçbir şey yapmayan insan mutlu olamaz zaten, depresif olur. Hemen bir eyleme geçeceksin. 1-2 gün içerisinde sonuç almaya başlarsın. Manevi olarak. Kendini iyi hissedersin. 2 gün içinde soruları yaparsın demiyorum. Tamam mı? Ve bu iyi hissetme adım adım seni yukarı doğru taşıyacak. Peki hocam, ortamımızı da oluşturduk. Ve size en önemli söyleyeceklerimden bir tanesi de abi emek vereceğiz. Her ilişki nasıl emek istiyorsa derslerde emek isteyecek. Belirli bir emeği vermeden, bak burayı özellikle seçtim. Gece gündüz ders çalışmadan, zaman vermeden
sonuç alamaz. Biraz zaman tanıyacağız. Az emek çok sonuç olmaz. 2 kuruşa değil mi? 5 köfte yok ha. Hayatın bu temel kuralıdır. Her yerde geçerli. Bu kuralı tam olarak anlarsan ve neler yapman gerektiğini bilirsen derste de başarılı olacaksın, üniversitede de başarılı olacaksın, hayatta da istediğin parayı kazanacaksın, istediğin yere geleceksin, istediğin eşi hayatına alabileceksin. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Buraya kadar tamamız. Bunları anladığını düşünüyorum. Umarım bunları uygularsın. Şimdi ders çalışmaya başlayamayan arkadaşlara da ya da yeni başlayacak arkadaşlara da burada küçük bir tavsiye vermek istiyorum. Çünkü şu an videoyu izleyip gaza gelip yarın 10 saat ders çalışacağım da diyebilirsin. Birden başına oturup seni mahvedebilir. Yani birden hızlı bir şekilde ders çalışmaya başlamak da doğru değildir arkadaşlar. Adım adım. Bir haftaya yayın, iki haftaya yayın. Biz buna ne diyoruz? Küçük adımlar ilkesi diyoruz. Genelde gaza gelirsin, özellikle geç saatlerde videoyu izlersin. Tamam dersin, artık yarın hayatımı değiştireceğim, birden her şeyi değiştireceğim. Bu çok mümkün değil. Adım adım değiştirin lütfen. Elbette hayatınızı değiştirme kararları alın. Olduğunuz yeri değiştirin eyvallah. Ama bunu yarın 10 saat çalışacağım, işte 3 ayda YKS'yi bitireceğim, 3 ayda LGS tertemiz filan. Buna giriştiğinde yapamayacağını anladığından bırakırsın. Yine eski davranışlarına geri dönersin. Bunu istemiyoruz. Biz bir yere başlayıp sürekli hareket etmek istiyoruz. O zaman ne yapacağız abi? Küçük adımlarla bir başlayacaksın. Daha önce hiç ders çalışmadıysan günlük 1 saati bir dene. 2 saati bir dene. Hocam işte 2 saatte sınav mı kazanılır? Ya ömür boyu 2 saat ders çalış demiyorum. Bir dene, kendini test et. 2 saatte sıkılmıyorsun, öbür gün 3 saate çıkar. 4 saate çıkar. Yarın hedefine 8 saat koyarsan, 6 saat ders çalışsan bile kendini başarısız hissedeceksin. Başarısız hissedersen mutlu olmayacaksın. Mutlu olmayan, motivasyonu düşük bir öğrenci yarın yine 8 saat ders mi çalışacak abi? Hayır. Ama sen diyelim ki 1 saatlik hedef koydun. O gün zorladın filan 1 saat ders çıktı. Kendine şunu diyeceksin. Abi ben hedefimi tamamladım. Helal olsun bana. Kendini iyi hissedeceksin. Yarın birin üstünde çalışman daha olasılığı yüksek abi. Tamam mı? Bu şekilde adım adım gideceksin. Unutma, önemli olan süreklilik arkadaşlar. Biz uzun mesafeli bir yarışın içerisindeyiz. 100 metre koşusu içinde değiliz. Bakın uzun mesafede ilk başta yarışta kimin önde olduğu önemli değildir. Ritmi tutturan kazanır. Hızlı başlayanlar vardır. Belki uzun mesafe koşu yarışları izlemişsinizdir. Adam çok iyi başlıyor. Bu adam birinci olacak zannediyorsun. Yarışı tamamlayamıyor adam. Niye? Hızlı başladı, eforu düştü. Ama bazısı var, ritmini çok güzel tutturuyor. Güzel bir şekilde yarışın sonuna geliyor, birinci oluyor. Burada az ders çalışın demiyorum. Küçük başlayın. Ders çalışmanızı hızlı bir şekilde yüksek saatlere çıkartın. Ayrı bir konu. Ama ilk başta program yaparken gerçekçi program yapın. Hayali programlar yapmayın. Bununla ilgili çok güzel bir videom var. Yukarı bırakırım. Bu videodan sonra mutlaka izleyin. Çoğu arkadaş hayali program yaptığı için bir türlü ders çalışmada sürekliliği kazanamıyor. Evet, videonun sonunda size en önemli şeyi söyleyeceğim. Öğrenmeyi hiçbir zaman unutmayın. Hocam neyi öğrenmeyi kastediyorsunuz? Sevgili dostlar, bir şeyin nasıl yapılacağını bilmiyorsan o şeyi hiçbir zaman en iyi şekilde yapamayacaksın. Örneğin sen istediğin kadar kitaplardan ameliyat nasıl yapılır öğrenmeye çalış. Tamam mı? Oku. Bütün teknik detayları bil. Bunun nasıl yapılacağını biri göstermiyorsa veya bunu kendin test edip etmediysen, nasıl yapılacağını bir türlü öğrenmediysen sen ameliyatta başarılı olma ihtimalin sıfır. Bir profesör olsa, hiç ameliyat yapmamış olsa, profesör bir doktor, ameliyata onay verir miydin ha? Bak daha önce hiç ameliyat yapmamış. Ben vermezdim. O zaman bir şeyin nasıl yapılacağı çok önemli. Eğer ders nasıl çalışılır bilmiyorsan, program nasıl yapılır bilmiyorsan, abi sen derslerle hep karşılaştığında bilmediğin bir alan sevmeyeceksin. İnsan bilmediği alanı sevmez. İlgi duyamaz bile yani. Şu an size alıp çok uzmanlık isteyen, hadi yarın size astronot yapacağım desem, bindirsek işte füzeye, sizi uzaya göndersek, abi bu senin için güzel olur mu ya? Stresten mahvolursun. Ama öğrenciler ne yapıyor? Lak yarın ders çalışmaya başlıyor. Nasıl yapacağını bilmiyor, nereden başlayacağını bilmiyor, dersin sürecini bilmiyor. Ondan sonra diyor ben bunu yapamıyorum, sıkılıyorum. Ve sıkılırsın da. Hiç bilmediğim bir alan. Hocam bunları nasıl öğreneceğiz? YouTube'a yaz. Bak ikisini de yazdığınızda benim videolarım karşınıza çıkacak. Aramalarda üstlerde çıkıyor. Abi gir, güzelce izle. Tamam mı? Bunları tek tek öğren. Bunları zaman kaybı olarak düşünme. Burada totalde belki yarım saat, bir saat kaybediyorsun. Ama belki 2 yıllık, 3 yıllık ders çalışma düzenin değişecek. Bunlar önemli videolar. Sırf süs olsun, izlensin diye çekmediğim videolar. Bu videodan da anlamışsınızdır zaten. Sırf tıklayın, işte buradan görüntülenme alayım peşinde değilim. Tek tek size ücretsiz bir şekilde normalde koşlukta söylenecek şeylerin hepsini ben sizlere aktarıyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. İstediğiniz konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kaçırmayın videoları. Kendinize iyi bakın dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.